Hop, neredeyiz? Amfiteyatrodayız. Meral Hanım'la birlikteyiz. Yaşasın. Nasılsınız efendim? İyiyim Koraycığım, sen nasılsın? Vallahi böyle sanat etkinliklerini bir yerden haberim olunca çok mutlu oluyorum. Bunu da tanıtalım, o gün de çok güzel geçsin diye. Bir oyun var. Evet, evet. Neler var? Oyun nedir? Bir oyun, iki kişilik bir oyun, iki kadın. O kitap eser Kosovalı genç bir yazarın. Yugoslavya İç Savaşı'nda geriye kalan kocaları götürülmüş bir gelin bir kaynananın bir günlük hikayesi diyelim. Bayağı ama derin bir hikaye. Evet ama hikayenin derinliği 10 yıla dayanıyor. 10 yıldır kocalarını bekleyen iki kadının biraz acıklı hikayesi. Acıklı hikayesi. Valla kaçta sanatı özledik. Korona zaten bizi engelleye sanattan da hep böyle bekliyorduk. Amfiteyatroda olacak. Oyunla ilgili gün, tarih, ne zaman olacak, nasıl bir şey bekliyor seyircileri. Buradan bilgilendirelim. İnşallah o gün burada sosyal mesafeyle güzel bir dolu olur. Ve güzel bir oyun, ben izledim. Evet. Yani çalışmanızı. Bence çok güzel bir oyun. Teşekkür ederim. 22 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Kaş'ta bulunan herkesi, hatta dışarıdaki herkesi bekliyoruz. Yerimiz bol. Sosyal mesafe ile de olsa binlerce insan ağırlayabiliriz burada. Bir aydır, yaklaşık 1,5 aydır çalışıyoruz oyun üzerinde. Son birkaç provamızda sahnede yaptık, sahneye ısınmak için. Son bölümünde gördüğün gibi gayet dolu bir oyun. Vallahi izlemeye hani değer. İzlemeye değer. İki oyuncu var. İki oyuncu da birbirinden güzel ve birbirinden iyi evet. Oynadılar. Yani şahsen o günde bayağı kişi olursa daha bir dolu dolu olacak. Evet, evet tabii ki. O zaman oyun günü daha 22 farklı olacak. Ekim. Perşembe. Perşembe saat 8'de. Oyunun adı neydi? Parmak'tı değil Parmak, mi? Parmak. Evet. Parmak oyununa herkese bekliyoruz. Bütün Kaş'ı. Turistler de gelsin. Değil evet, mi? Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kaş'ta değil. Takipte bulun. Videoyu paylaşmayı unutmayın.